Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ellezî senne lena qiyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar utkazmakını sünnet kılgen Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Subhanahu ve Taala'nın dini İslam güzel huluklar dini hesaplanadı. İnsaniyatni güzel ahlaklı bo'lishga chorlash uchun yuborilgan din hesaplanadı. Bu dinni payg'ambari Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve ta'ala'nın özü Kur'an-ı Kerim'de hitap kılıp Euzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukin azim degen. Yani elbette sen büyük hulktesen. İslam'ın nebisi Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim tasdiki bilen büyük hulq egeleri ekerligi ushbu ayette elan kılınmakta. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri hadisli şeriflerden biri de etediler ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Elbette min keremli ahlaklarını tügel kılış için yubarırken ben. Yani o zat geçavur hem dünyada yakşı ahlaklar bugün, yakşı huluklar bugün, lakin tügel bulmayan. Bizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insaniyetini güzel huluklarını tüle töküs kılış için, batamam kılış için, insaniyetke husnu huluktan yetedigen nimetlerini tügel buluşu için yubarılgan zat ekerliklerini özlerinin hadisleri de ana şunda bayan kıladılar. Hop ozu huluk ne mi? Huluk insandaki bir tabiat bulup yakşı ya ki yaman buluşu mümkün sıfat hesaplanadı. Kadimden adamlar insanın ahlakı anadan tuğulganı da birge koşulup tuğuladı mı? Ya ki tuğul vagandan keyin hayat davomida o'zi u xulqdan bu xulqdan o'rnak olib yaxshi xulqlik yoki yomon xulqlik bo'lib qoladimi degan savolni o'rtaga qo'yib turlicha bahs qilganlar. Ba'zi toifalar inson bolasi onadan tug'ilganda xulqi u bilan qo'shilib tug'iladi. Keyinchalikka hech narsa qolmaydi. Onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, shunday davom etadi. Tug'ilganida unga yaxshi axloqlar qo'shilib tug'ilgan bo'lsa, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Yomon xulq bilan tug'ilgan bo'lsa, yomon xulqli odam bo'ladi, deyishgan. Boshqa bir toifalar bo'lsa, yo'q. Inson balasi onasidan tug'ilganda musaffo ravishda tug'iladi. Keyinchalik hayoti davomida o'rganish, ta'lim olish mashq qilish, ibrat olish kabi vositalar orqali go'zal xulqli bo'ladi yoki yomon xulqli bo'ladi deyishgan. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha esa o'sha avvalgi ikki aytilgan gap ham to'g'ri emas. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha inson ota-onadan tug'ilib bu dunyoning yuzini ko'rganda otasidan, onasidan ularning ba'zi xulqlari o'tadi irsiyat orqali. Ana shular bilan tug'iladi. Keyinchalik katta bo'lish davomida tarbiyaning ta'siri ostida
yaxshi tarbiyalansa, yaxshi xulqlari rivojlanib, mukammal bo'lib, yaxshi axloqli odam bo'ladi. Tarbiyasiz qolsa va axloqsiz tarbiya olgan bo'lsa, asta-sekin shu axloqsizlik taraflari kuchayib, axloqlilik taraflari susayib, axloqsiz odamga aylanib qoladi, deyiladi. İmam G'azali o'sha avvalgilar bilan tortishib aytadilarki, sizlar bir nazar solib qaranglar dunyoga. Odamlar otni o'rgatishadi. Otni o'sha o'zi xohlagan narsaga o'rgatishadi. Qana qilib odamni o'rgatish mumkin emas. Shuning uchun axloqqa alohida e'tibor berishimiz kerak, deydilar. Ana ruhiy tarbiya mashoyixlari asosan shu dinni axloq tarafiga e'tibor beradigan zotlar hisoblanadi. Axloqni go'zalini targ'ibot qilib, yomon axloqlardan mu'min musulmonlarni qaytarish bilan shug'ullanishadi. Ana shuni oqibatida mu'min musulmonlar asta-sekin yaxshi xulqlarini ko'paytirib borib, yomon xulqlarini ozaytirib yo'qotib borib, husnul xulqli go'zal insonlarga aylanadilar. Mana shu haqiqatlar, mu'min musulmonlarni doim yodida bo'lishi kerak. Yaxshi axloq tomon yurib, yomonlaridan chetlanish payidan bo'lmoqliklari kerak. Buning uchun Qur'onda, sunnatda, ya'ni Rasululloh alayhissalotu vasallamning hadislarida va shariatda shu husnul xulqqa chorlovchi, yomon xulqlardan qaytarib odamlarni to'g'ri yo'lga soluvchi ko'pgina oyat, hadis, ta'limotlar kelgan. Shularni hammasini o'rganib chiqib, ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmon banda uchun yaxshi xulq hosil qilish uchun urinish, xulqini go'zallashtirish uchun urinish farzdir. Farz. Namoz, roza, zakot farz bo'lgani kabi yaxshi axloqli bo'lish, go'zal xulqli bo'lishga urinish, shu narsalarni o'rganish, yomonidan chetlanish hammasi har bir mu'min va mu'minaga farz amal hisoblanadi. Mana shuni qilmog'i kerak. Xo'p, go'zal xulq insonning ziynati hisoblanadi. Doimo shu go'zal xulqni orqasidan paydan bo'lib yurmoq musulmonning vazifasi ekanligi aytildi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, odam bolasi go'zal xulqi bilan kechalari bedor bo'lgan, kunduzlari roza tutganlarning martabasiga erishishi mumkin. Mana hozir kunduzi roza tutyapmiz. Ajr savob olish, Allohning roziligini topish, Allohga qurbat hosil qilish ma'nosida. Kechqurunga kelib taroveh namozida xatmi Qur'on qilyapmiz. Bundan ham maqsad nima? Allohning roziligini topish, savobni ko'proq ishlash, Allohga yaqinroq qurbat hosil qilgan bandalaridan bo'lish. Shu roza va nima namoz ibodatlari, insonni bedor bo'lib o'qilgan namozlari shunday Allohga yaqinlashtiradigan bo'lsa, inson o'sha go'zal xulqi bilan ham yaqinlashishi mumkin ekan. Odamlar bilan shirin muomala qilib, go'zal axloqda bo'lib, yomonidan chetda turib boraversa, ana insonni fazilati oshadi, ajri, savobi ko'paytiriladi va Allohga qurbat hosil qilish imkoniyati kengayadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringni yuziga kulib boqishing, tabassum bilan boqishing ham sadaqadir. Ana ko'rganda tumtaymasdan, qovoq solmasdan, teskari qarab ketmasdan qarshisida turgan birodariga tabassum bilan qarab qo'ysa, o'sha odamni yuragi yorishib, u ham tabassum qiladi. Ana bir mu'minni qalbiga surur kiritganligi uchun tabassumi sadaqani o'rnida yozilib, ajri savobi ko'payadi. Alhamdulillah, ulamolarimiz shu Qur'oni Karimdagi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadislerindeki ahlakka ait barcha ayet ve hadislerini o'rganib, dünyanın ahlak babıdaki kitaplarını tolgızıp taşlaşkeller.
Her bir hulkunu alohida o'rganib, mana shu hulkunu hosil qilish uchun nima qilish kerak? Yomon hulklarni alohida o'rganib, bulardan qutulishni yo'li qayoqda? Qana qilib qutiladi bundan? Kabi savollarga javoblar izlashgan. Ana o'sha, demak, kitoblardan o'qib, o'rganib, o'zimizni, demak, go'zal hulklarimizni ko'paytirib, borlarini yana rivojlantirib, mustahkamlab borishimiz, yomon hulklarni asta-sekin muolajasini qilib, yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaqin yillarda bir guruh ulamolar to'planib, Nazratun Na'im fi Axloqi Nabiyil Karim degan katta ensiklopediya qilishdi. Katta hajmdagi 10 jildlik kitob. Bu Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning axloqlarini, demak, majmuasi hisoblanadi. Shunda Qur'onda kelgan, hadisda kelgan, islom ta'limotida kelgan yaxshi yomon axloqlarni hammasini jamlaganlar. Yomon axloqlar 161 ta ekan. Yaxshilari 200 nechta? 200 dan ko'p, 7 tami, 8 tami shunaqa. Ana o'shularni hammasini olib qator qilib har birini sanab chiqqan. Misol uchun sabr nima? Lug'atdagi ma'nosi nima? Ulamolar uni qanday ta'rif qilishadi? Sabr haqida nechta oyat kelsa hammasini yozishgan. Sabr haqidagi hadislarni yozishgan. Keyin sabrni qanday hosil qiladi? Uni yozishgan. Undan keyin sabrni insonga beradigan foydalari qilib juda katta bir, demak, ensiklopediya bo'lgan. Katta bir axloqlarni ensiklopediyasiga aylangan. Mana shu narsalarni, demak, asta-sekin o'rganib boraversak yaxshi bo'ladi. Yomon axloqlarni ham shunaqa muolajasini qilishgan. Yolg'onchilik, kazzoblik, chaqimchilik yoki shunga o'xshagan, mana olaylik, g'ibat kabi yomon xulqlarni ham haliqa ta'riflashib boshqa qilgan. Misol uchun g'ibatni lug'atdagi ma'nosi o'zi yo'q odamni gapirish. Ya'ni g'oyibdagi kishini gapirish g'ibat deyiladi. Shar'iy ta'rifi o'zi yo'q odamni orqasidan yomonlash g'ibat deyiladi deydi. G'ibatni ta'rifini Rasuli Akram alayhissalotu vasallamni bir buyuk hadislardan to'liq kelganligini ko'ramiz. Odamlar Rasuli Akram alayhissalotu vasallamni huzurlariga kelib so'rashdi. Ya Allohning rasuli, g'ibat nima? Deyishdi. Shunda o'z zoti va barakot aytdilarki, g'ibat o'z birodaringni uni orqasidan yo'g'ida yomonlashing. U yomon ko'rgan narsa bilan eslashing dedilar. Haligi odam yana so'radi, o'sha men zikr qilgan narsa birodarimda bo'lsa-chi? Ana o'sha bir yomonlovdim, yomonlik o'sha birodarimda bo'lsa-chi? Dedi. O'sha birodaringda bor narsani yo'g'ida gapirishing g'ibat bo'ladi. Borini gapirishing g'ibat bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, agar yo'g'ini gapirsang, u tuhmat bo'ladi dedilar. Ana bir odamni o'zi yo'g'ida yomon sifati bor, bor sifati shu odam yomon, mana shunda yomoni bor deb gapirsa, bu g'ibat bo'lar ekan. O'sha odamda yo'q sifatni bor deb gapirsa, bu tuhmat bo'ladi, bu juda katta gunoh bo'ladi endi. Ana Rasul akram alayhi xuddi shunaqa qilib haligi ulamolarimiz o'rgatishgan. Ta'riflashgan, g'ibat nima desa, hozir biz o'rganib qolganmiz. G'ibat emas sifati deb gapirilaveradi. Lekin o'sha g'ibat emas sifatini gapirish g'ibat ekan o'zi. Ha? G'ibat qilib yo'q narsani to'qsak, unda u odamga bo'xton to'qigan bo'lamiz ekan. Bu g'ibatdan ham katta gunoh bo'ladi. Ana endi o'sha g'ibatdan qana qilib qutuladi desa, ulamolarimiz aytadiki, avvalo aqidasini mustahkamlaydi. Alloh ko'rib, bilib, hisob kitobini qilib turganini doim yodida tutadi. Shunda qachonki g'ibat qilgisi kelsa, Alloh ko'rib turibdi degan o'zidagi tushuncha ishga tushadida, uni qo'y g'ibat qilma deb to'sadi. G'ibat qilib qo'ygan bo'lsa-chi, g'ibat qilib qo'ygan bo'lsa, tavba qiladi. Tavba qilib, afsus nadomat chekadi, ikkinchi shu g'ibatni qilmaydi.
Agar o'shini g'iybatini g'iybat qilingan odam eshitsa, deydi ulamolar. G'iybat qayerda g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha yerda yana borib, qaytib borib, o'sha majlisga kirib, men sizlarga falonchini g'iybatini qildim, aslida u odam yaxshi ekan deb uni maqtab keladi. Tavbasini ichiga shu ham qo'shiladi. Ana bu odamni o'zidan nima uzr so'raydi. Bu odamga yetib bormagan bo'lsa, hamma yog'ini qiladi-da, Allohga istig'for aytib, gunohini kechirishini so'raydi. İkinci marta g'iybat qilmaydi. Mana shu tarzda oson yo'l bilan hammamiz o'zimizni yomon hislatlarimizni ro'yxatini qilib olsak-da, sekin-sekin mana shularni muolajasini qilaversak, Allohning kuni ko'p bitta, ikkita, uchta yo'q bo'lib boraversa, o'zimizda yo'q hislatlarni sekin-sekin tushunib, shuni o'zimizga joriy qilib, o'zimizda o'sha sifatlanib, bizni ajralmas bir nima vasfimizga aylanib qolishiga urinaversak, juda katta ish bo'ladi. Ko'p yomonliklardan qutulib, juda katta yaxshiliklarga erishamiz. Husnul xulqli bo'lsak, haligindek namoz o'qib, roza tutganlar erishadigan darajalarga, qurbatlarga, boshqa holatlarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zimiz tushunamiz, oila a'zolarimizga tushuntirib, bolalarimizni tarbiyasida ham mana shularga e'tibor berib boraversak, inshaalloh go'zal axloqlarimiz ko'payib boradi, yomon axloqlardan qutulib boramiz. Hammamiz bir-birimiz bilan do'st, yor, birodar, haligi ko'ngil xiraliklardan chetda bo'lib yashab borishimizga Alloh taoloning o'zi yordam beradi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni barchalarimizni husnul xulqli bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Yomon axloqlarimizdan qutulishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Hech birimizda birorta yomon axloq qolmasligini Alloh taoloning o'zi ta'minlasin. Go'zal xulqimiz bilan xulqlanib, yori do'st birodarlarimiz bilan, hamjamiyatlarimiz bilan axloqli muomalalarda bo'lib, ajr savoblarini ko'plab olib, Alloh taologa qurbat hosil qilib borishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning aziz vatanimizdan o'tganlarni, ushbu dahadan o'tganlarni,
bu aziz mescidini kurup ötkenler, bu yerde ibadet kılıp ötkenlerini, hazırda acizane kollarını özünge uzatıp, iltica bulan dua kutturgen bandanabinden ötken azizlerini, hemme hemmelerini behremant eylegin. Alarını gariki rahmet, şahisteyi cennet kılgın, kabirlerini münavvar eylep, ahiretlerini abad kılgın. Kalganlarını berçelerini, hususen üçbu cemaatte, büyük Ramazan ayının keçelerinin birinde, teravih namazıda uzeyni keramini hatim kılarak, irtica bulan, dua umudu da, dua kabul buluşu umudu da uzunge kul uzatıp dua kıptırıpmız, Allah bu dualarımızı uzun kabul eylegin. Berçelerimizi, aile azalarımız, buraçakalarımız, kavmi karındaş, yarı dost, biraderler bilen, sağ selamet, tinçaman kılgın. Türlü bala afetlerden, havfı hatallerden uzun esregin. Umrumuzga, rızkımızga, kesbimizga bereke vergin. Allah büyük Ramazan ayıda umut bilen tutuyatken rozalarımızın dergahinde kabul eylegin. Bu rozalarını, acrini, sevabını köpeytirip vergin. Ahirette özümüzge şefaatçi bulup, cennetke kolumuzdan yetirip girişini nasip etkin. Geceleri bedar bulup, teravih namazıda kılıyatken hatmi Kur'anlarımızı hem özün dergahinde kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'in bu dünyada bizge hidayet çıkırgın, ahirette şefaatçi buluşun nasip etkin. Hatim-i Kur'an'daki tilavatını her bir harfiga köpeytirip, acir sevaplarını yazıp bitkin. Parvardigara daima ana şundaki acir sevaplarına ege bulup yürüyüşümüzde uzun yardımcı bulgun. Allah uzundan yalvarıp soruyumuz, berçe işlerimizin asan buluşunu, ravan köçüşünü, hayır berekede buluşunu nasip etkin. Kesifkardaki azizler, dehkarlar, çarvadar, ticaretçi hem mehammelerini, minnetlerini semeresi murkul buluşunu nasip etkin. Dasturhallarını tökün saçın kırgın, turmuşlarını feravan kırgın, tinçlikte, amanlikte, hayır berekede, birbirleri bilen dost, yar bulup yürüp, özini ibadetinde sabit kadem buluşlarını nasip etkin. Allah, özinden yalvarıp sorayımız, bemarlarımızın berçelerine şifayı kamul vergin. Müşkürü varlarını müşkürünü asan kırgın, musafırı varlarını musafırını hazır eylegin, hacetmenlerinin hacetini rava eylegin, befarzanlarına koşa koşa farzanlarını vergin. Talebi ilimdeki talebelerimizde imtihanlardan yakışı ötüp, güzel okuşlarda okup, ulu insanlar bulup, elge, yurtge, vatenge, halka hizmet kırışlarını nasip etkin. Parvardigara, üşübü cayda hazır, özini üylerinden bir uy bulunmuş mescitte, İltica bulan kol kıtarıp dua kutturgan azizlerini özünden soruyduğun soruları var, sorularından afzalini vergin. Dileklerinden yaksısını vergin. Dualarından alasını kabul eylegin. Berselerinin buran maksatlarından afzalini vergin. Parvardigara bu mescidini tutturgan azizlerimiz, imam damlarımız, naibleri, mütevalileri, mescid hayati azaları, kavimleri, hem mehammelerini, mescid hizmeti için, kılayetken hizmetleri için acirlerini, sevaplarını köpeytirip vergin. Daima şunga okşaş güzel işlerini kılıp, hatma kurallarını uyuşturup, halkımızın, dinimizin hizmeti de berdevam buluşları da uzun yardımcı bulgin. Halkımızın kelamini güzel tarzda okup edetken karımızın uzun hifz-i hımayinde esregin. Sağ selamet, tinçaman kılgın, zihinlerini yana utkür kılgın, hafızalarını yana bakuvat kılgın. Uzak yıllar yerde, yurtta, halkta Kur'anlarını taratıp barışları da uzun yardımcı bulgun. Bu kişinin tokup katta kırgın ata anası okutup karı kırgın ustazlarına izzet tacını kigizgin. Elimizde, yurtumuzda bu kişiye okşagın, karılarımızın saniye sıfatı ziyade bulup barışta uzun yardımcı bulgun. Allah uzundan yalvarıp soruyumuz, eli yurtunu tinçaman kırgın, aziz vatanımızı cennet mekan kırgın, halkımızın uzun razılığını tapadığın halklardan buluşun nasip etkin. Berçelerimizin imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, o zihni hidayetinden ayırmagın. Yani ki Ramazanlarga sağ salamat tinç aman kelip, bundan hem güzel tarzda, yakşı tarzda, ibadetinde sabit buluşumuz, günahlarımızın mağfiret buluşuga erişip, iki dünyanın baktiga, saadetiga sazavar buluşumuzda, o zihni yardımcı bulgun. Rabbana etine fid dünya hasene, ve fil ahireti hasene, ve kina azaben nar, ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed, وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ترى من شاهد الله
hasattan tamamlayacağız. Onlarımıza kimi ki, samimi kalsın oturuyoruzdan, oturuyoruzdan, şu çığlık onlarda. Ahmet'in oğlunun kutlamaya çıkması için. Bu özel oturuyoruzdan, oğlunun tuhaf bir yolda çıktı, bu özel oğlunun oğlunun gibi sonlarda düşünmeyin. Bana da diyorlar, bu çıkan kanlarının en doğru bir doğru yaymamayın. Bu dinden sonra doğa ilk sonra doğdu, ona nasıl yakın yerler doğdu, bu değil mi Musa? Maksadına kalsa değil. Bana da diyorlar, bana da oylarına, her ödüden çakalak değil, bir iman var, çıkıyor, hem de resmettir. Bu şahlığım, halkı bir maksadına dikilir, barışlarına çıkarayım, mağazalarına kılıp, hem de resmettir. Yani ilk adamda